vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de Muhterem kardeşlerim Cin suresini anlamaya devam ediyoruz Allah Teala Mekke'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi inkar eden, reddeden o topluluğa Siz muhalif oldunuz, siz karşı çıktınız fakat cinler ona iman ettiler En yalnız olduğu anda bile Nahle Vadisi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlediler. Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğüne teslim oldular, ayrıldılar, döndüler, gittiler. kabilelerini o Kur'an'ı, Allah Teala'nın buyruklarını ilettiler, tebliğ ettiler. Burada cinlerin Kur'an-ı Kerim'e teslim olduktan, iman ettikten sonra önceki hayatlarına ait ne kadar yanlış varsa, ne kadar hurafe varsa... Onları reddedişleri var. O noktadaki ifadeleri var. Yani makul kavl onlara dair ifadeleri bize naklediyor Allah azze ve celle. Bunun üzerinden ümmete şunu söylüyor. Müslümanlara şunu söylüyor. Yeni Müslüman olan bu cinler önceki hayata dair ne kadar ses, ne kadar renk, ne kadar işaret, ne kadar remiz varsa hepsini reddettiler. La ilahe dediler, kuslular çıkardılar. O halde sizler de böyle iman edin senteze gitmeyin içinizde bir takım hurafeler eskiye ait masallar olmasın. Türk'ün, Kürd'ün, Arap'ın İslam anlayışı başka bir ırka ait olandan farkı olmayacak. Hepsi aynı seste, aynı renkte, aynı şekil, suret ve manada İslam'a teslim olacaklar. Evvela Kur'an-ı Hakim'in yegane doğruya ulaştıran nizam olduğunu, sistem olduğunu, Allah'ın yasası olduğunu ifade ettiler. Sonra şirke dair en ufak bir nokta, en ufak bir işaret onların hayatlarında olmayacak Allah Teala'ya onun ilan ve itirafında bulundular. Peki şimdi ve ennehu teala ceddu rabbina de sahibete ve la velede yani Arap şöyle derdi cedde fulanun fi ayni falan benim gözümde büyüdü. Yani onu bu kadar bilmiyordum. Şu hadiseye girdi orada muvaffak oldu muvaffak olduktan sonra benim nazarımda o adam değişti veya Enes bin Malik radıyallahu anh diyor ki kâne racülü izâ kara el bakara ev al imran birisi bakara suresini okur veya Ali imranı okur hatmederse anlarsa onların okumaları bizim okumalarımız gibi değildi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh 10 ayet kelimeyi okur, hayatımıza tatbik eder, sonra 10 ayeti daha okurduk. Bu şekilde Allah Teala'nın kitabıyla onların ünsiyeti vardı, birlikteliği, beraberliği vardı. Bakara'yı okuyan, Ali İmran'ı okuyan onlar büyürdü bizim gözümüzde. Azametleri vardı. Sahabe-i Kiram radıyallahu anh'ın birine makamı, mevkii, rütbeyi insanlar arasında ...muhtever olmasına göre vermezlerdi. Ne kadar malı var, ne kadar serveti var, ne kadar hayvanları var ona göre bir kıymeti kâmeti olmazdı onların. Allah'ın kitabıyla Efendimiz Aleyhisselam'la yakınlığı hangi ölçüde, hangi kıymette ona göre değerleri olurdu. Uğut Muharebesi'nde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mezara birden fazla sahabe koyuyor. Bir yere 17 sahabeyi koyuyor şu hedayı koyuyorlar. En öne soruyorlar. Allah Teala'nın ayetlerinden bunların içinde en fazla bilen hangisiydi? Onu en öne koyuyorlar. Öne koyuyorlar. Yani bütün bununla Allah Resulü Aleyhisselam şunu söylüyor esasında. Rütbeler insanlara verilirken yeryüzündeki sistemlerin tayin usulleri vardır. O usule göre verirler. İşte 3 yıldız, 5 yıldız alırlar. Ama İslam'da Allah Teala'nın buyruklarında. Bütünüyle bu sistem farklıdır. En üstte olanlar kimler olacaklar? Allah Teala'nın ayetlerinden en fazla bilenler. Tabi bu bilenler kuru kuruya Kur'an-ı Kerim'e hafız olanlar değil de onu hayatına tatbik edenler. Kur'an-ı Kerim onu hayatında yönlendirici oluyorsa, hayatını tayin ediyorsa onlar farklı olacaklar. Onun için Enes bin Malik radıyallahu an ceddefina fina sureyi Bakara'yı okuyanlar, Ali İmran'ı okuyanlar büyürdü bizim gözümüzde. Ecdadımız da öyleydi. Bir hafız bir mahalleden geçiyorsa yaşı küçük, yaşlılar ayağa kalkarlardı. Kur'an-ı Kerim büyütürdü. Bir kahvehaneye, kıraathaneye, bugün olduğu gibi isyan yeri değildi kahvehaneler. Oraya bir hafız girdiği zaman yaşlı olanlar ayağa kalkarlardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, hafız olanlar ümmetin nazarında büyürdü. Arkada müezzinlikte bir hafız Kur'an-ı Kerim okuyorsa, önde olanlar, Kur'an-ı Kerim'i okuyan biri var, ona sırtımız dönük olursa, edebe aykırı olur diye yan dururlardı. Kur'an-ı Kerim'e karşı, hafıza karşı sırtları dönük oturmazlardı. İşte cedde fina sahabe nazarında da kim hafız, kim daha çok Kur'an-ı Kerim'i biliyor, okuyor, yaşıyor onlar büyürlerdi, onların azameti olurdu. Valiliğe göre, beşeri makamlarda bir yer elde etmeye göre insanlar arasında itibar, kıymet bulmazdı. Ve ennehu teala ceddü rabbina buradaki ced kelimesi işte aynı anlamda yani yine o cinlerin sözü ceddu rabbina Rabbimizin azameti büyüklüğü çok fevkaladedir ceddu rabbina fevkaladedir biz onu ifadeden ifade ifadeden izahtan bile aciz kalırız Rabbimizin azameti o kadar uludur ki o kadar yücedir biz onu dile dökemeyiz kelama dökemeyiz aciz kalırız Meta kada sahibete ve Yani insanlardan cinleri ilah yapanlar vardı. Bir kısmı da cinlerin dişileri haşa Allah Teala'nın eşidir diyorlardı. Şimdi bütün bu cinler, yeryüzünde şu kadar yalanın yayılmasına ifsa'da sebep olan cinler iman ettikten sonra itiraf ediyorlar. Önceki yalanlarını yanlıştan reddediyorlar diyorlar ki. مَتَّقَدَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا Rabbimiz, Allah'ımız, Mevlamız, Sahibimiz, Halikimiz olan Allah Azze ve Celle ne bir eşi vardır, eş edinmiştir. وَلَا Ne de oğlu vardır. Neden eşi yoktur, neden oğlu yoktur? İnsan yarımdır. Evlendiği zaman eşiyle beraber tam olur. Çift olur. İnsanlar çocuklarıyla, oğullarıyla iftihar ederler. Ne kadar oğlu varsa o kadar gücü vardır. Bir devletin eğer ekonomik gücü var, nüfusu da fazlaysa o o kadar güçlüdür. Dünya siyasetinde o kadar söz sahibidir. Peki Allah Teala'nın ne eşe, ne çocuğa, ne evlada hiç bunların hiçbirine ihtiyacı yoktur. Bütün bunların sahibi, bütün bunların halikidir Allah Azze ve Celle. O halde şimdiye kadar bu noktada ne kadar yanlışlar, hatalar bizden sadır olduysa bunların tamamından, yekunundan sana iltica ediyoruz. Sana sığınıyoruz ya Rabbi. Ve ennehu kâne yekûlu sefîhuna alallâhi şatada. Yine dediler ki yekûlu sefîhuna, sefih olanımız, en sefi en bayağı, en aşağı olanımız ki o iblis sana en düşman olan sana en hasım olan bizim en sefihimiz ya Rabbi Müslümana nispetle en sefih olan Allah'a düşman olan Peygamber aleyhisselama düşman olan velev ki beşeri sistemde onun makamı en üste olmuş olsa bile Müslümana nispetle o adam en sefih en eble en baya en aşağıda olan zavallı bir yaratıktır neden Allah'a düşmandır Allah'a düşman olan aile sisteminde cehennemin en altında derekesinde olacaklar. O halde ve ennahu kane yaqulu sefihuna bizim sefihimiz en aşağıda olanımız alallahi şatta Yani şatta diyorsunuz mesela Arap diyor ki işte ev uzak oldu. Şaddatid شد, dar uzak oldu diyor. Yani Allah'tan uzaklaşmayı burada kastediyor ama e, Şetada'dan maksat, murat burada yani e, hadde tecavüzde sınır tanımayan, hadde tecavüzde Allah'a isyanda sınır tanımayan e, tanımamak ve ennehu kâne yekûlu sefihuna alallâhi şatada bu bizim en sefihimiz Allah'ın tayin etmiş olduğu sınırları aşmada, hadde hududa tecavüz etmede e, sınır e, tanımadı. Sefihimiz Allah'a sınır tanımayan bu ifadeleri söyledi. En sefih olanımız Allah'a bu ifadeleri söyledi ki bütün bunlardan beriyiz şahit ol ya Rabbi diyorlar. وَاَنَّا ظَنَنَّا اَلَّنْ تَقُولَ الْجِنُّ وَالْاِنْسُ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَاَنَّا ظَنَنَّا Biz zannettik ki diyor اَلَّنْ تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا Yani insanlar, cinler Allah'a yalan isnal etmezler öyle zannediyorduk. İnanmıştık şeytana bizden birisiydi bu adam bize ihanet etmez diyorduk. Kabul etmiştik ardından gittik. Ne zamana kadar bizim bu aldatılmış Halimiz devam etti. Kur'an-ı Kerim'i tanıyana kadar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den senin buyruklarını, ayetlerini işlene kadar. Şimdi anladık, inandık ki ya Rabbi bunlar bizi yalana, tuğyana, fesada götürdüler böyle zannediyorduk, inanmıştık ama öyle değildi. Yanıldığımızı anladık. Ve enna ne böyle zannetmiştik ki ellen el insu vel cin Yani insanlar ve cinler kedi ve Allah'a yalan ishal etmezler. Öyle zannediyorduk ama değilmiş. Aldattılar bizi. Yani buradan şuna işaret ediyor. Ey insanlar, agah olunuz. Kur'an-ı Kerim'le yüzleşin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle yüzleşin. Önünüzde adamlar var. Onlar sizi dalalete çağırabilirler. Öyle adam var ki kalkıyor diyor ki ben mürebbiyim, ben mürşidim. Kadınlar geliyor ellerini öptürüyor. Eğer bir adam kadınlara elini öptürüyorsa bu adam mürebbi olmaz, bu adam mürşid olmaz. Bu adam ancak şeytanın ordusunda bir nefer olabilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La vallahi ma mesed yedun nebiyyi yedem ra'atin. Allah'a yemin olsun ki Peygamber aleyhisselamın eli bir kadının eline değmedi. Efendimiz aleyhisselatu vesselamdan kalbi daha temiz olan biri olabilir mi? Kimin böyle bir iddiası varsa bu adam delaletin ta dibine kadar gitmiştir. Yani bunun delalette gitmiş olduğu, yuvarlandığı, savrulduğu yeri ölçemezsiniz. Dünya sisteminde bunun bir ölçümü yoktur. O kadar savruldu bu adam. Peki, böyle insanların arkasında olabilirsiniz, gidebilirsiniz. Ne yapacaksınız? Kur'an-ı Kerim'le yüzleşeceksiniz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın muazzez sünnetiyle, es sünnetu seniyye, yüce sünnetiyle yüzleşeceksiniz. Yüzleştiğiniz zaman neler hata, neler yanlış, hangi hurafeler İslam diye size anlatılıyor, onları göreceksiniz, elinizin tersiyle onları reddedeceksiniz. Burada cinlerin Kur'an-ı Kerim'le yüzleşmeleri var. O yüzleşmeden sonra neyi yanlış anladılar? Onu ilan ve itiraf ediyorlar. Ve ennahu kane rijalun minel insi ya'uzun bir <laughs> rijalin minel cinne yani yine o diyorlar ki ricalun minel insi insanlardan öyle adamlar vardı. Cinlerden de öyleleri vardı ki ve ennehu kane ricalun minel insi ne bi ricalin minel cin. Cinlerden belli adamlar onlar iltica ederlerdi. Çöle girdikleri zaman derlerdi ki Eûzu bi seyyid hâzel vaadi. Bu vadin efendisine iltica ettim. Sabaha kadar orada uyur o cinlerin efendisi kimse onun kendisinin koruduğunu zannederlerdi. Şimdi bütün bunları da reddediyorlar. Bunlar yanlış. Bunlar sana isyandı. Halbuki Müslüman ve tevekkül ala Allah, Allah'a tevekkül eder. Ve tevekkül ala Hayyil la yemut, Hay olan la yemut olan ölmeyen ölmeyecek olan Hay olan Allah Azze ve Celle. Müslümanlar ona dayanırlar, ona itimat ederler. Peki biz ya Rabbi çöle girdiğimiz zaman insanlara olarak cinlere itimat ederdik. Cinler de diyorlar ki onlar bize dayanırlardı, bize itimat ederlerdi. Beni şu vadinin efendisi kimse o korusun derlerdi. Böyle bir anlayış vardı onlarda. Ve ennehu kâne ricalun minel insi ya'udûne bir ricalin minel cinni fezaduhum rahaka. Peki bu ne yaptı insanların bu ifadeleri? o cinlerin rahaka tuğyanını artırmış oldu. Azılar biz öyle bir konuma geldik ki insanları da idare ediyoruz, cinleri de idare ediyoruz. Bir kabilenin reisi çölü aşıyorsa, buraya girdiyse bize sığınmak zorunda. Bize sığınmadan burada geceleyemez. Bize sığınmadan buradan başka bir yere gidemez, intikal edemez. Bize teslim olmak zorundaysa o halde biz yeryüzünde, semada, her yerde Hakim varlıklarız diyorlardı. O cinleri bu kadar azdıran da insanlardı. Şimdi onlar bu yanlışların da kusuyorlar, reddediyorlar. Yani esasında buraya kadar ifadeler neyi tefsir ediyor? La ilahe. Hiçbir ilah, hiçbir güç, hiçbir anlayış yok. Sana muhalefet eden bütün güç merkezlerini reddediyorum ya Rabbi. O reddedişten sonra imanı ilan ediyoruz diyor ya şair sür çıkar gayrı gönülden ta tecelli kılahak konmaz padişah saraya hane mamur olmadan kalbimizi temizlemeden orası imana karargah olmaz tarlayı bahçeyi temizlemeden oraya gidip çiftçi olan bir kardeşimiz buğdayın arpasını ekmiyor evvela orayı dikenlerden temizliyor yani Allah Teala da cinler üzerinden bize şunu ilan ediyor evvela yüreğini imana hazırla hazırladıysan o zaman Ebu Bekirlerin, Ömerlerin, Osmanların radıyallahu anhum yoluna girersin. Yarım yamalak bir din olmaz. Yarım din olmaz. Çeyrek din olmaz. Ya hep İslam ya hiç İslam olacak. Böyle bir anlayış da vardı. Onun da yanlış olduğunu ilan ediyoruz. O ilan ve itiraf edişle insana da diyor ki bana sığınma, bana gelme. Ben de senin gibi Allah'a sığınıyorum. Allah Azze ve Celle ona İtimad ediyorum. Ve ennehum zannu kema Yani ve enhum o cinler zannu zannettiler. Kema zanentum ey Mekke müşrikleri, ey Kur'an-ı Kerim'in karşısında duranlar, dirilenler, direnenler. Ellen yeb'asallahu ahada. Allah Teala öldükten sonra kimseyi diriltemez. Onlar da inkar ediyorlardı. Dirilişi reddediyorlardı. Evet böyle zanları vardı, vehimleri vardı. Fakat şimdi onlar da artık bağsa, dirilişe iman ediyor. Reddettiler. Şimdi neye iman ettiklerini, inandıklarını ilan ediyorlar. Diyorlar ki yine o cinler. Ve enna lemesne Biz semayı aradık. Semayı talep ettik. Aslında dokunma anlamı var. Fakat burada istihare var. Yani biz semayı istedik, talep ettik. Hep oraya gidiyorlardı. Oradan bilgiyi alıyorlardı. Geliyorlardı kahinlere, sihirbazlara, arrafa bildiriyorlardı. Onlar da içine yalan karıştırıyorlar. Birisi geliyor ona, kadın işiyle geçinemiyor. Gidiyor cinle meşgul olan bir adama. Diyor ki ne dersin? E diyor senin kocan sana bir şunu yaptı, bunu yaptı. E, evet yedi gün buraya gelirsen biz bunu çözeriz Diyor. Yani kadın zaten eşiyle arasında bir problem var. Bu sihirbaza kahine Arafa gittiği zaman o da böyle bir yalanı söylediği zaman inanıyor. Ya eşi bir şey yapmıştır ya yapmamıştır. Yani yüzde elli dediği doğru da olabilir, yanlış da olabilir. E kadın eşinin zaten ona bir şeyler yaptığından şüpheleniyor ki birilerine gidiyor o birileri de o yalanları söylüyorlar, karşılığında paralar alıyorlar, insanları sömürüyorlar. Peki Kur'an-ı Kerim gelince Allah Teala'nın ayetleri yeryüzüne şifa olacak. Artık cinler oraya gidip o yalanları alıp o yalanları kahinlere, arrafa getirip onlar da onu insanlara pazarlıyorlardı. Artık bundan sonra pazarlayamayacaklar. O istismar kapısı kapanmıştır. Cinler onu da itiraf ediyorlar. Alırdık oradan bir takım şeyleri getirirdik. Bizim adımıza belli ifsat merkezleri vardı. O ifsat merkezlerinde insanlar giderlerdi. Evini satar bir kahine giderdi. Arrafa giderdi. İneğini satar, devesini satar. O da yalanı parayla onlara verirlerdi işte. Parayla yalan satardı kahinler. Arraflar yalan satarlardı leyse <laughs> bi emani ve la emani ehli kitab. Kur'an-ı Kerim kuruntular çağını ortadan kaldırmıştır. Yeni bir zaman, yeni bir çağ başlamıştır Kur'an-ı Kerim'de. O da vahyin çağıdır. Kur'an-ı Kerim gelene kadar insanların kuruntuları vardı, masalları vardı. Kahinlerden, sihirbazlardan alır. Onlar insanların yasalarını yazarlardı. Kahinler, sihirbazlar. Onlar belirlerlerdi. Artık bundan sonra Le ise bir emani yüküm ve la emani ehli kitap. Ne sizin kuruntularınız sahirlerden, kahinlerden, arraftan aldığınız yalanlar ne de ehli kitabın yalanları bitti onlar. Kur'an-ı Kerim'in çağı başlamıştır. Onlar onu itiraf ediyorlar. Nasıl alırdık bu yalanları? Ve enna lemesne's semaa Oraya giderdik böyle e, talep ettik yine semayı önceden olduğu gibi fevecet naha o semayı bulduk muliet harasen haras haris kelimesinin çoğulu yani orayı bekçilerle e, doldurulmuş olduğu halde bulduk harasen şedide ve şuhuba harasen şediden böyle güçlü ulaşmamıza engel olan Orayı bekleyen, kollayan, semayı kollayan, muhafaza eden melekler tarafından ablukaya alındığını gördük. Ve Şuhub'a kim oraya gidecekse, hangi cin oradan bir haberi alacaksa, çalacaksa onu bekleyen ateşler vardı orada. Onun üzerine salıyorlardı o ateşleri. Ve Şuhub'a Şihab kelimesinin çoğulu Şuhub. Yani Allah Teala kapatıyor. Onun için şeytanlar arıyorlardı, cinler arıyorlardı yeryüzünde. Ne oldu? Neden bu kapı kapandı? Niçin alamıyoruz? Semanın bilgilerini insanlara dair olan yarınlarına dair o bilgileri alamıyoruz. Neden kapandı? Dolaşırken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Nahle Vadisi'nde görmüşlerdi. Sabah namazıydı. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini okuyunca okuyordu namazda. Onlar da orada iman etmişler, teslim olmuşlardı. Peki o teslimiyetten sonra önceden neler yapıyorlardı? Onları birer birer anlatıyorlar, ifade ediyorlar. İnsanlara da diyorlar ki siz de böyle yapın. Buyurun buradan gelin. Siz de geçmişte ne kadar dalalet varsa, hurafe varsa onları kusun, illallah deyin. Sadece Kur'an deyin, Sadece İslam, yalnız İslam deyin. Ve enna kunna nak'udu minha maqa'ide lis-sem'i. Ve enna kunna yani kabir İslam. İslam'dan önce biz otururduk minha maqa'ide lis-sem'i. belli oturma yerleri vardı, mekanları vardı. Oralara lis Melekler konuşurken insanlara dair şunlar olacak, şunlar ölecekler, şunlar evlenecekler, şunların çocukları olacak onları dinlerdik, alırdık, gelirdik yeryüzünde. Belli merkezlerdeki adamlara verirdik. Onlar da bunları pazarlarlardı. böyle yapardık. Mekaide lissemle otururduk. Ama şimdi zaman değişti. Femen yessemi'il âne yecid lehu şihâber rasada. Kim şimdi dinlerse femen yestemi'il âne yecid lehu lehu li nefsi. Kendi için hemen şehaben rasada. Rasadan burada rasid anlamında gözetleyen, tarasud eden, gözetleyip o ateşi gönderen o melekleri bulur. Femen yessemi al ane yecid lehu rasada. Artık o yollar, o kapılar kapandı. Ve en nala nedri bilmiyoruz. Neden böyle oldu? Eşerrun uride bimen fil ardı. Em arade bihim rabbuhum rashada. Yani neden böyle oldu bilemiyoruz. Kim söylüyor? Cinler söylüyorlar. Eşerrun uri ile bi menfil ardı. Allah Teala bununla yani bu kapıyı bize kapattı. Artık semaya gidemiyoruz. İnsanların yarınlarına dair o bilgileri alamıyoruz. Bununla yerde olanlara yani insanlara Allah Teala şerrimi murad etti. Em arade bihim rabbuhum raşeda. Yoksa Rableri onlara raşet burada hayrı mı murad etti bilemiyoruz. Peki bu ayet-i ile cinler şunu ilan ediyorlar. Ey insanlar bundan sonra cinler şöyle dediler. ilan ettiler, haber verdiler. Yarın şunlar olacak, şu adam ölecek, şu ev çökecek şurada savaş olacak. Asla bunlara inanmayın. Çünkü Allah Teala onların bilgi kanalın bütünüyle kapatmıştır. Oradan bilgi alamazlar. Kahinlere, sihirbazlara gitmeyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kim onlara gider? onların söylediğini doğrular tasdik ederse fakat kefera bima unzile ala Muhammedin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Hakim'i inkar etmiş olur buyuruyor. Neden? Çünkü Kur'an-ı Hakim artık bunlar oralardan cinlerle alakası olanlar bilgi alamazlar. O bilgileri yeryüzünde insanlara pazarlayamazlar. O çağ kapanmıştır. Masal dönemi, masal devri bitmiştir. Kur'an-ı Kerim'in çağı var. Bundan sonra insanlar yarınlarını Allah Teala'nın muradına göre tayin edecekler. Evlerini, sokaklarını, cemiyetlerini Allah Teala'nın ayetlerine göre ayarlayacaklar. Peki şimdi onlar iman ettiler, teslim oldular. Şunu söylüyorlar. Ya Rabbi içimizde inananlar var, inanmayanlar var. Cinlerin de iradesi var insanlar gibi. O iradeye bağlı olarak kabul ederler, Müslüman olurlar veya küfürde devam ederler. Şimdi bu ayet-i kerime onların bir kısmının iman ettiğini, bir kısmının daha düşük makamlarda olduğunu, bir kısmının arka sayfada el-kasidun, haktan meylettiğini, ettiğini, küfre bütünüyle mahkum olduğunu bize anlatacak, ifade buyuracak. Ve وَاَنَّا مِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ yani ve Bizden salih olanlar var. Has müminler var. Bütün varlığıyla iman edenler var. Peygamber aleyhissalatu vesselama sahabi olanlar var. Ve minna dun Bunun dışında olanlar var. Dun kelimesi neye izafe edilirse ona göre bir anlamı olur. Bunun dışında olanlar var. Bunun altında olanlar var. Müslümanların dışında, salihlerin dışında talihler var. Veya kafirler var. Veya Salihler var, o iman noktasında Salihlerden daha aşağı makamda olanlar var. Künataraikadeda. Yani bizim böyle farklı yollarımız, farklı dinlerimiz, farklı meheplerimiz var O meşheplerde herkes kendine göre bir hayatı yaşar diyorlar onu ilan ediyorlar. Müslüman cinler var, Kafir cinler var ve enna Allah'a ennu'cizallah fi'l ardı ve lennu'cizehu haraba diyorlar ki ve enna artık anladık yukarıda ne kadar yanlış var ne kadar hurafe var onlar reddettiler vahdaniyete iman ettiler teslim oldular önceden insanları nasıl aldatıyorlardı semaya gidiyorlardı oradan bilgileri alıyorlar yalan katıyorlardı sihirbazlara kahinlere veriyorlardı artık bütün bunlara Baydos dediler. Çünkü yeni bir hayata girdiler. İman ettiler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediler. Şimdi anladık. Buradaki ve en nazanenna yakinen iman ettik ki yakinen iman ettik ve itiraf ediyoruz, ilan ediyoruz ki <laughs> ellen Allah fil ardı Allah Azze ve Celle yeryüzünde aciz bırakamayız. Evet insanlar bizi göremiyorlar. Göremedikleri yerlerden biz onları görüyoruz. Biz onları görürüz. Yani bizim bir takım farklı özelliklerimiz var. İnsanlardan daha başka yaratıklarız biz. Fakat bütün bunlara rağmen eğer Allah Teala bize ölümü mukadder kıldıysa ölürüz. Ölümden kimse bizi kurtaramaz. Ellen nu'cizallaha fil ardhi ve len haraba. Buradaki heraba haribi ne demek? Yine Allah Teala'yı böyle semaya kaçıyor olduğumuz halde de aciz bırakamayız. Ne semada bir yerlere sığınabiliriz, ne yeryüzünde kaçabiliriz, yere girebiliriz. Onun emri, onun hükmü, onun talimatı her yerde hüküm fermadır. Peki cinler bununla neyi söylüyorlar? Ey insanlar bizi bir varlık yerine koyup da imdat beklemeyin bizden. İşte halimizi görün. Ve enna zanenna. Kur'an-ı Kerim'i tanıdıktan, anladıktan, iman ettikten sonra ilan ediyoruz, itiraf ediyoruz ki ve enna zanenna ellen nu'cizallaha fil ardı. Yeryüzünde biz Allah Teala'yı aciz bırakamayız. Eğer bize yok oluşa dair bir hüküm verdiyse bütün cinler bir emirle, bir talimatla kün feyekun olsunlar, ortadan kalksınlar, yok olsunlar veya var olsunlar. Hangi emri verdiyse onun emrine ittiba, onun emrine iktida mecburiyetimiz var. Aciz varlıklarız biz. Ne umarsın bacından, bacın ölür acından demiş ya. Muhtacı himmet dede nerede kaldı gayriye? Himmet ede ya da hizmet ede. Biz de himmete muhtacız. Biz de aciz varlıklarız. O halde ey insanlar bize imdad etmeyin. Çöle girerken auzu bi vadi. Bu vadinin efendisi olan cinne itimat ediyoruz demeyin. Ne diyeceksiniz? Auzu e billahi şeytanir recim deyin. Kovulan, rejmedilen, tar edilen şeytandan, şeytanlardan, şeytanın ins ve cin'den kadrosunda olan bütün adamlarından sana sığınıyorum ya Rabbi. İşte cinler. Cinler alemi olarak biz de o Allah'a sığınıyoruz. Ondan imdad ediyoruz. Ve enne lemma huda. Biz ne zaman bu hüdayı, Kur'an-ı Kerim'i işittik ve enne lemma semi'na'l huda amennâ bi. Ona iman ettik. Yani efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı işitmişlerdi. Kul uhi ileyye ennehu sema min inna semi'na acaba. Burada ilk vurulma anından bahsediyor. Etkilendiler edebiyatına, belagatına, fesahatına, icazına, icazına teslim oldular. Bunun ötesinde kelam olmaz dediler. insanlar bütün şairler toplansalar, bir araya gelseler, Kur'an-ı Kerim'in yalnız başına yüzetmiş olduğu, o fesahat belagat ehramın ilk basamağına, ilk taşına bile yükselemezler. İlk taşına yükselmede şu kadar arada mesafe olur. O kadar yücedir Kur'an-ı Kerim. O ilk iman edişte Kur'an-ı Kerim'in fesahatına, belagatına işaret vardı. Peki burada ve enna lemma semi'na'l huda amanna bi. Artık biz Kur'an-ı Kerim'in içinde ne kadar Allah Teala'nın buyruğu, talimatı, emri, yasa varsa onların hiçbirini reddetmeden tamamını kabul ettik. Tamamına iman ettik. Yani ey Mekke'de Kur'an'a karşı direnenler, işte biz buradayız. Kur'an-ı Kerim'le dirildik. Önce vurulduk, önce fesahatına vurulduk, önce belahatına yakalandık. Sonra içinde ne kadar hüküm varsa o ahkamın tamamına, hiçbirini ayırmadan, hiçbirini reddetmeden hepsine teslim olduk buradaki Huda'ya Kur'an anlamını verebiliriz. Peki iman edenler eğer inandıysanız ne insandan, ne cinden, ne kafirden, ne Amerika'dan, ne Pentagon'dan hiçbir güçten korkmayın. İman sizin yüreğinize sekinet indirecek. Huvellezi enzele sekinete. Sekinet varsa bir yürekte o Hz. İbrahim gibi olur. Etrafında insanlar toplandılar, onu ateşin içine atacaklar. Günlerce odun topladılar. İbrahim'i o ateşin içine atacaklar İbrahim Aleyhisselam'ı. O ise uffil lekum ve limâ te'abudûne min dunillah. Size de yuh olsun, taptıklarınıza, putlarınıza yuh olsun de. O halde femen yu'min bi rabbihi. Kim Rabbine mürebbi olan, terbiye eden Allah Azze ve Celle iman ettiyse fela yakhafu bakhsa ve la Yani fela yakhafu bakhsa ve la rahaka. burada yani Allah Teala ondan hiçbir şeyi hasenatından, ibadetlerinden, sevabından hiçbir şeyi eksiltmez. Böyle bir korkusu olmaz. Yani namaz kılıyorsun. Acaba şimdi melekler bu namazı gördüler mi? sadaka veriyorsun. Melekler böyle kenarda köşede bir yerde verdim. Acaba bunu kayda geçtiler mi? Öyle anlatırlar biri gitmiş hacca tavaf ederken demiş ki ya Rabbi ben falan vilayetin falan köyünden falanın oğlu filan. Şu kadar adam var belki karışır diye künyemi söyledim ya Rabbi diyor. Allah Teala karıştırır mı? Ama olabilir yani avamdan birisi gitmiş öyle anlayabilir. Onun için hac nedir? Yani orada bir suret var, Kabe var, Arafat var, Müzdelife var, Mina var, Safa Merve var. Fakat o suretlerin ötesinde bir ruh var, bir mana var. Namazda suret var, şekil var. Fakat bunun ötesinde ruh ve mana var. Oruçta şekil var, suret var. Ötesinde ruh ve mana var. Dolayısıyla o ruh ve manaya ulaşabilmek, oraya ulaştığınız zaman yüreğinizde, kalbinizde tam bir sekinet hali olacak. İhlas tarif ederken ne diyordu kudemamız, ulemamız? Ella tadlube li ibadetik şahiden gayrallah. Yani ibadetine Allah'tan başka şahit aramıyorsun. Acaba beni şurada gören var mı? Şu namazı falanlar görse, filanlar görse sadaka veriyorum. Kur'an-ı Kerim okuyorum. Mukabeleyi biraz daha sesli okuyayım da. İnsanlar görsünler, desinler ki Ramazan Şerifte şu kadar bu adam Kur'an-ı Kerim okudu hayır. Eslafımız, selefimiz, kudemamız, ulemamız onlar böyle gece sabaha kadar ibadet ederler. O seher vaktinin sonuna doğru o zaman Kur'an-ı Kerim'i sesli okurlarmış. Neden? Komşuları o zaman kalktıklarını zannetsinler. Şimdi ses geliyor. Gece boyu okuyorlardı da gece boyu namaz kılıyorlardı. Fakat bütün bunları sessiz sedasız yapmışlardı. Kandili açmamışlardı. Hafız olunca ezberden okuyorlardı. O fecre doğru seherin son anlarında o zaman sesli okuyorlar. Komşuları şimdi kalktı zannesinler. İbadete riya karışmasın. Kudema'nın hesabıdır. Kudema hesabı dünyaya göre değil, ahirete göre yapar. Kudema sadakayı ahirete göre verir. Namazı ahirete göre kılarlar. İşte burada da yani böyle bir endişe olmasın. Allah Teala kimsenin hasenatını, ibadeti varsa bir yerde sadaka verdiyse onlar eksik olmazlar. Femen yu'min bi rabbihi fe la yakhafu bahsen rahaka. Ne bir böyle hasenatında eksilme olmaz. Böyle bir korku yaşamasın. وَلَا rahaka <رَحَقَة> Efendim e, o yapmadığı bir seyyiatı var. Yapmadığı şeyleri de allah Teala onun e, amel defterine yazmaz. İki günahı varsa o amel defterinde üç günah olmaz. Kendiliğinden orada artmaz. iman eden de böyle. Korkular olmaz. Allah Teala'ya tam bir teslimiyet hali vardır. Kim inandıysa işte bunlardan korkmasın. Hasenatının eksilmesinden ya da seyyiatının artmasından korkmasın. Peki cinler devam ediyorlar. Diyorlar ki bizim bir özelliğimiz de inananlar var, inanmayanlar var. Önceki ayet kelimeyi ve enna minna salihune ve minnadun dune içimizde İçimizde salih olanlar var fakat bir derece aşağıda olanlar var. Burada ise içimizde mümin olanlar var, kafir olanlar var. Bütünüyle reddedenler var. İnsanlara da sizin içinizden de böyle farklı tabakalar olacak. Bu ayet-i kerimeler Mekke-i Mükerreme'de nazil oldu. Ashab-ı kiram radıyallahu anh'ın Mekke'nin ilk yıllarındaysa İnanmayanlar var, direnenler var. Onlara bir anlamda moral veriyor. Kıyamete kadar böyle devam edecek. Cinlerin müminleri, kafirleri olacak. Müslümanların da müminleri, kafirleri olacak. Ve enna minnel muslimun. Muhakkak, mutlaka bizden Müslümanlar var. Teslim olanlar var. Allah'ın ayetlerine boyun eğenler var. Ve minnel kasidun. Kasid olanlar, ayrılanlar, reddedenler inkar edenler var bizim işimizde. Biz böyle iki grubuz. Esas da iki grubuz. İnsanlar da öyledir. Bir tarafta müminler var. Öte tarafta münafıklar, Yahudiler, kafirler hepsi esasında aynı saftadırlar. İslam'ın karşısında olmaları cihetiyle aynı yerde dururlar. Zaman zaman birleşirler. Şimdi alem İslam'a karşı Suriye hadisesinde farklı yerlerde birleştikleri gibi efendim eh, Ahzab savaşı nedir? Bir koalisyon savaşıdır. Orada da birleşmişlerdi. Yahudiler, münafıklar, kafirler İslam'ı, Allah'ın nurunu ortadan kaldırmak için aynı safta kılı sallıyorlardı. وَمِنَّ الْقَاصِدُونَ فَمَنْ اَسْلَمَا فَاُلَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا Kim İslam olursa, kim boyun bükerse, kim teslim olursa, yani nasıl bir halde geleceksin? Teslim olup da geleceksin. Teslim almaya gelmeyeceksin. Değiştirmeye gelmeyeceksin. Örfü, adeti, atalarından kalanı İslam'a, Kur'an'a söyletmeye gelmeyeceksin. Modernite nedir? Batı'dan alır. Batı'nın o buyurgan aklını alır. Batı'nın buyurgan aklı ona der ki pozitivizm esastır. Görmediğin şey inanmayacaksın. O buyurgan aklı getirir, Kur'an-ı Kerim'e hakim kılar. Yani Allah Teala'nın muradını beşerin muradına göre anlar. Beşerin muradını Allah'ın muradının önüne geçirir. Modernite budur. Yani batıya göre, batının normlarına, esaslarına göre Kur'an-ı Kerim'i anlama ameliyesidir. Peki Femen esleme kim İslam oldu, kim teslim oldu, kim baş eğip geldi, her şeyi bırakıp geldi, kapıya koyacaksın. Camiye girerken ne yapıyoruz? Ayakkabıyı oraya koyuyoruz. İçeriye giriyoruz. Önde bir mihrap, yukarıda bir kubbe. Alıyor bizi Asuman'a, alıyor bizi Allah Azze ve Celle'ye götürüyor. Allahu Ekber derken tahrime, her şeyi haram kılıyoruz. Bu tekbire iftira tekbirinin diğer adı tahrimeydi. Her şeyi haram kılıyoruz. Artık dışarıda neler varsa, konuştuklarımız, yaptıklarımız, yaşadıklarımız, yediklerimiz, içtiklerimiz şimdi onlar namazın muhtevasında olmaz. Olamazlar ya Rabb'i diyoruz. Huzurundayız. Ayakkabıyı da dışarıya koydum. Sadece onu koyabildim. Onu koyabilirdim. Kıyafetimle geldim. Gelmem gerekirdi. O halde huzurundayım önümde bir mihrab yukarıda bir kubbe. Beni huzurunu alır mısın? Namaz bana da mirac olsa ya Rabbi diyorsunuz. Orada beni aşmaya bütün mesafeleri bütün engelleri aşıp mananın maddeye tecelli remzi olan Kabe'de buluşmaya ümmetle aynı noktada aynı safta olduğumuzu ilan etmeye gidiyoruz. Ve yeryüzünde dağlar, okyanuslar neler varsa onları aşıp bir de aşağıdan yukarıya doğru, semaya doğru bir uruç halidir. Fakat bunu ancak teslim olanlar bu urucu yaşayabilirler. Nasıl anlatabilirsiniz ki? Tatmaktır İslam. Tatmanın keyfiyetini ancak tadanlar anlayabilirler. Eskiden İslam zevk derecesinde tekkelerde yaşanırdı. Orada mürşidi kamiller olur. O mürşidi kamiller zevk derecesinde yaşadıklarını şeriatın ifadeleriyle Allah Teala'nın ayetleri efendimiz aleyhisselam hadisleriyle insanlara anlatırlar. Bir parça ulvi olan mücerredi müşahhas hale getirmeye çalışırlardı. Yine tekkelerde aynı ameliyi yapan mürşidi kamiller var. Fakat bir sufi bunu yapamaz. Gücü, kuvveti, takati yetmez. O zevki kağıda dökemez, kaleme dökemez meşayih de tam dökemez o da anlatamaz onun için üstada diyor ya yemeğin tadı çatalla bıçakla anlaşılmaz tadacaksın yaşayacaksın ereceksin peki o yaşamak nasıl olur teslim olacaksın sonsuzluk kervanı peşinizde ben üç ayakla seken topal köpeğim bastığınız yerleri taş taş öpeyim bir kırıntı yeter kereminizden. Sonsuzluk kervanı peşinizde ben diyor Üstad Necip Fazıl. O küfrün karşısında Üstad Necip Fazıl'ın vakarlı, izzetli duruşu var. Ama meşayi, ulema, altın silsinenin o halkasında olanlar. Onlara karşı kendi konumunu anlatırken işte peşinizden üç ayaklı seke seke gelen bir hayvan gibiyim. O halde geliyorum bir kırıntı yeter kereminizden. Bu yola girip teslim olmak. Fakat bu teslimiyet şeriatın ölçülerinde olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirdiğine, Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına uymayan ne varsa elinizin tersiyle iteceksiniz. Bir tekke şeriatı dışarıya koyamaz. Yunus diyor ya Yunus emre. Koy kapıda şeriatı. Yani kapıya koy şeriatı demek, şeriatı biz dışarıya koyduk demek değil. Bu tekkeye ancak şeriat kapısından girebilirsin diyor. Eğer senin şeriat diye bir kapın yoksa, şeriatı bilmiyorsa, hayatında yoksa, o zaman orası hurafelerin mahşeridir. Orası tekke olmaz. Orası Allah Resulü Aleyhisselam'ın getirdiği, götürdüğü, bildirdiği, duyurduğu, zühdü, takvayı, verayı, Allah Azze ve Celle'ye teslimiyeti ona ulaşmayı anlatamaz. Hayır. Femen esleme kim teslim olursa boyun bükerse o büyük kapıdan bu halde içeriye girerse İslam kapısından içeriye girerse fe ulaike işte onlar taharrav raşeda yani talabu el evla en evla olanı en ali olanı onlar araştırırlar, onun peşine, onun ardına düşerler. O en yüce olan ardına düşebilmek için evvela bir teslimiyet gerekiyor. Teslim olacaksın. Peki neye? Şerata teslim olacaksın. Neye? Allah'ın kitabına, Peygamber aleyhissalatu vesselamın muazzez yoluna teslim olacaksın. Bunun dışındaki bütün teslimiyet halleri, Kur'an-ı Kerim'e, teslimiyet varsa söz konusu olabilir. Evet başlar bir başa bağlı olur. Ama o baş eğer şeriata bağlıysa o başa bağlı olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başların bir başa bağlı olmasının ölçüsünü tayin ederken la ta li mahlukin fi masiyetil halik. Allah'a isyan olan yerde kula itaat yoktur. Eğer Allah'a masiyet varsa Orada kadın eşine itaat etmeyecek. Bir kadına eşi diyorsa pantolon giy, etek giy, dar etekleri. O halde erkeklerin yanına çık. İslam kıyafeti üzerinde olmadan, çarşaf olmadan ya da geniş tek renk partisi e olmadan sokağa çık diyorsa ben seni böyle istiyorum ancak bu halinle kabul ederim. Çarşafla seni yanıma alamam, kabul edemem diyorsa Orada bir isyan hali vardır. Müslüman kadın orada eşine itaat etmeyecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devlet başkanına itaate davet eder, çağırır. Yani bütün başlar bir başa bağlanacak, itaat edecek. Peki ölçüsü ne kadar, nereye kadardır? Eğer o baş, bütün başların bağlı olduğu baş Allah Resulüne bağlıysa, Kur'an-ı Kerim'e bağlıysa o zaman ittiba edecekler. Ya yuhellezine amenu atiyu Allah ve atiyu Rasul ve ulil emri minkum. Allah'a itaat, Resulullah'a itaat sallallahu aleyhi ve selleme. Her birinin başında atiyu emri var. Ya yuhellezine amenu ey iman edenler atiyu Allah Allah'a itaat ediniz ve atiyur rasule peygamberi itaat ediniz peki ulil emri minkum sizden olan devlet başkanlarına ulemaya onlara da itaat edin hani şimdi bir Allah dostuna mürşidi kamile alime itaat deyince şirk diye bağırıyorlar değil mi peki Kur'an-ı Kerim ya Allah Teala'nın ayeti kardeşim. itaat edersin tabi edeceksin devletin tebaası yukarısına itaat eder Talebe hocaya itaat eder. Çocuk annesine babasına itaat eder. Yani çocuğa diyorsa ki şuradan şuraya geçmeyeceksin evladım. Çocuk annesine babasına itaat edince müşrik mi oluyor? Ee, i̇nsanlar da onlar da mürebbilerine, mürşitlerine onlara itaat ederler. Peki ölçüsü nedir? Ayet-i Kerim esasında oraya işaret ediyor. Fakat Kur'an-ı Kerim mahalli üzerinden bir din inşaya kalkarsa birileri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı onun dışında bırakırsa, ulemayı dışında bırakırsa e, bu hale gelir tabi. Maalesef bugün Kur'an-ı Kerim okumaktan aciz olan insanlar İslam diye bu ümmetin ulemasına, bu ümmetin mürşitlerine, evliyasına sövmekle meşguller, hakaret etmekle meşguller. Yani mahremiyet algısı iflas etmiş. Namazla esaslı bir problemi var. Ama bu adamlar tevhidden bahsediyor. Maalesef. Tevhid diye Müslümanları tekfir edenlerin hayatına bakın. Pek çoğunun tevhidle problemi vardır. Problemi olduğundan dolayı tevhid deyip tekfir edenleri kastediyorum. Bu adamların böyle bir dünyası var. İşte ve ulil emri minküm derken orada atı'u emir fiilini tekrar etmiyor. Peki Neden? Eğer sizden olan devlet başkanı Allah'a ve Resulüne itaat ederse ya da sizin içinizden olan o alim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o zaman ona itaat edeceksiniz. O zaman teslim olacaksınız. Onun için başında mutlak olarak emir fiili yok. Bir kayıt var. Nedir o? O başa biz Allah'a ve Resulüne bağlıysa bağlı oluruz. Eğer isyanı varsa o zaman Hz. Ömer'e sahabenin dediği gibi e, yani sen de eğer bir eğrilik görürsek ne yaparsınız diyor onlara düzeltiriz diyorlar kılıcımızla seni düzeltiriz in fiye fiyye i'vicacen o zaman düzeltin diyor ya kılıçlarınızla Ömer <laughs> radıyallahu anh efendimiz o Ömerken bunu söylüyorsa herkesin eğrildiği herkesin savrulduğu noktalar var eğer bir tekkede alim yoksa, sadece birisi var ortada duruyorsa, orada hurafe, ayet ve hadisin yerinde olabilir, durabilir. Yani çünkü etrafta alimler olacak ki, yani birisinin görmediği yanlışı diğeri görecektir, öteki görecektir. Cemaatlerin ve cemiyetlerin içerisinde mutlaka, Büyük alimler, mürşitler olmalı. Bir tane yetmez. On tane, yüz tane, bin tane olmalı. 80 milyonun kaç tane doktoru varsa, bir tane doktor bu kadar insan tedavi edemiyorsa ona göre o kıymette de mürebbiler, mürşitler olmalı. Olmayınca hali görüyorsunuz. Bir kişi bilgi ağacı oluyor. Herkes ondan alıyor. O adam bir savrulduğu zaman peşinden on binler, yüz binler savrulabiliyor. Ama cemaatler olmalı cemiyetler olmalı. Tasavvuf Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nur yolunu bize anlatır olmalı. Fakat e, şerat da problem varsa onların da o problemlerini ehl ilim izhar etmeli. Onları hak yola davet etmeli. Hangiler bozulduysa onları tahsiye etmeli. Ve emmel kasidun Cinler demişler ki demişlerdi ki biz iki gruba ayrıldık. İçimizden bir Müslümanlar var. Bir de sapanlar var, ayrılanlar var. wa emmel kasitun. O kasitun olanlara yani ayrılanlara yani iman etmeyenlere, inkar edenlere gelince. Fekânû li cehenneme hataba Yani fekânû fi ilmillah. Allah'ın ilminde onlar ehli cehennem. Cehennemin kadrosundalar. Yani orada neler? Hataba, kütükler, odunlar, cehennemin yakıtı olacaklar. Yaşasın tabi onlar için cehennem. Yani siz şimdi Suriye'de Ramazan var değil mi? İftar olacak. Burada dinleyen kardeşlerim var. Sizler bu derse gelenler buradasınız. İftar vakti gelince oturacaksınız. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam oradaki o andan bahsediyor. Ellerinizi kaldıracak, dua edecek. Önünüzde bir çeşit iki üç ya da işte şu kadar yemek olacak. Ama şimdi Suriye'de bir çocuk var, evini yıkmışlar, anne yok, baba yok ve o da oruç tutuyordur. Belki 14'ünde, belki 15'inde ya da kadın vardır iftar sofrasına oturacak. Geçen yıl eşi vardı, oğlu vardı, kızı vardı ama şimdi onların hiçbiri yok. Belki orada onların hayalleri var, o hayalleriyle sofraya oturacaklar. Aynı şey Bağdat'ta, Libya'da, Alemi İslam'da, Mısır'da. Farklı yerlerde bu zulüm var. Müslümanlara Ramazan'da bile e, musamaha göstermeyen, yani musamaha derken vurmaya, öldürmeye, katletmeye Ramazan-ı Şerif'te, onların ibadet ayında, Müslümanların bayramı olan, o kıymetli olan bir ayda o cinayetleri bile devam ediyorlar. Peki bu adamlar, bu katiller bir yerde bunun hesabını vermeleri gerekmez mi? Madem ki Allah Teala bu aleme bu adaleti hakim kılmıştır. Güneşte bir adalet var, ayda bir adalet var. Doğar alemi yeryüzüne, dünyaya hayat verir. Doğar, batar, o yörüngesinde gider. Şaşma yok, kayma yok. Milyonlarca yıldır Güneşe Allah Teala hangi kanunları hakim kıldıysa hiçbirinde isyan etmemiştir. Bir atölye güneşi almadılar, bakım yapmadılar, yağ vermediler, gaz vermediler. Benzin, mazotu bitmedi güneşin. Hep orada devam ediyorsa o halde bu sistemin bir sahibi var. O sahip olan, o sahibi sistemin sahibi Allah azze ve celle adaleti eşya ve hadiseye hakim kıldı. Peki orada Suriye'de bir çare kadınlar var. Onlar mazlumlar. O mazlumiyetten kurtulamıyorlar. Kendilerine zulmeden zalimlerle hesaplaşamıyorlar. Yeryüzünde böyle bir mahkeme yok. Adamlar adalet mahkemelerini kurdular Lahey. Kendi katillerini, kendi canillerini aklamak için Batı laheyi onun için kurdu. Birleşmiş Milletler onun için var. Katilleri korumak, himaye etmek için. Afrika'yı bu adamlar soydular. Asya'yı soydular. Hindistan'da 40 bin dokuma tüccarın elini kesti İngilizler. Kendi kumaşlarını onların kumaşları rakip olmasın diye. Peki madem bu adamlar adaletten bahsediyorlar. Buradan eskiden cahil insanlar giderlerdi. Batı'yı dönüp anlatırlar. Efendim kırmızı ışıkta geçmezler. Şu kadar adalete, şu kadar devlet malına, insanlığın hukukuna riayet ederler. Kim bunlar ya? Eğer bunlar hakka hukuka riayet etmiş olsalar evvela bütün devlet başkanlarını hırsız diye, soyguncu diye, katil diye cezalandırmaları gerekir. Afrika'yı bu adamlar soydular. Bu hale onlar getirdiler. Asya'yı bu hale onlar getirdiler. Peki mahkemelerinde bu katillerini son 150 yıldaki canilerin sorguladılar mı? Hayır. Bilakis bu adamlar dünyaya büyük kaşifler olarak anlattılar. Amerika yok muydu kardeş? Orada insan yaşamıyor muydu? Kim orayı keşfetti? Hepsi yalan. Orada insanlar vardı. Yani bunlar orayı keşfetmiş mi oldular? Bizim coğrafya kitaplarımıza bile bu yalanları yazdılar. Onun için bu ümmet evvela bu yalanlardan, bu masallardan kurtulmalı, kurtulmak zorunda. Ne yaptılar? aç kaldılar oraya gittiler. Oradaki masum bir çare insanlar. Dışarıdan birileri geliyor diye onları karşıladılar. Sahillere koştular. Fakat evvela karaya çıktılar. Oraya sahip oldular. Sahip olduktan sonra öldürdüler Kızılderilileri. Amerika batılılar, İngiltere'den gidenler, Avrupa'dan gidenler Kızılderililerin katilleridir. Afrika'ya, Asya'ya gittiler. Aynı cürmü yaptılar. Alem-i İslam'da bir cinayet var. Peki Allah Teala'nın adaleti bütün bunların sorulmasını gerektiriyor. O halde ahiret var. Basit bir nazarla bile Kur'an-ı Kerim'i görmeyen, Allah Teala'nın ayetlerini dinlemeyen, yeryüzünde bütün eşya ve hadiseye hakim olan o ilahi adaletten harekette, yeryüzünde insanların, zalimlerin işlemiş olduğu cinayetlerin o adaletin bir gereği olarak mutlak ve muhakkak olarak hesabının sorulacağına inanır ve ahiret var der. Ahirete teslim olur. Peki bu adamlar için siz yaşasın cehennem diyeceksiniz. Elbette bu adamlar orada kütük olacaklar. Elbette o cehennemin yakıtı olacaklar. Kur'an-ı Kerim bunlara haber vermişti. Haliniz ahirette işte böyle olacak.'' inkar etmeyin, zulme irtikap etmeyin. Şimdi adamlar çıkardılar içerden, içimizden çıkardılar. Ne diyorlar? Cehennem ebedi değil diyorlar. Halidine fiha ebeda. Üç yerde öyle diyor allah Teala. Değil mi? Cehennemin yok ateşi şöyle diye diyorlar. Psikolojik baskı olacak vesaire olacak. Kimsin sen ya? Kim bunlar kardeşim? Suriye'deki o kadını anlatabilir misiniz? Biraz sonra iftar yapacaksınız siz. Oradaki bir çocuk anasını vurmuşlar, babasını öldürmüşler. İran'dan gelen o haydutlar, devrim muhafızları kız kardeşine gözünün önünde tecavüz etmişler. 1 milyar 800 milyonluk alim İslam bütün bu cinayeti seyretmiş. İftar sofrasına oturmuş. Büyük bir iş yapmanın maharetiyle İşte ben geldim ya Rabbi dualarıma icabet et. O halde gidiyoruz yani günahkar olduğumuzu evvela kabul etmek lazım kardeşim. Halimizin ne olduğunu evvela görmek lazım. İşte ayna. O ayna bize böyle bir fotoğrafı gösteriyor. Orada perişan insanlar var. 1 milyar 800 milyonluk alim İslam elini uzatmaktan o mazlumlara aciz. Şimdi bu kadın teselli bulacak. Neyle teselli bulacak? Ahiret var bu katiller oraya gelecekler. Irzını, iffetini kirleten o zalimler, o caniler oraya gelecekler. Ve orada yakıt olacaklar. Halidine fiha ebeda, ebedi o cehennemin içinde kalacaklar. Neden rahatsız oluyorlar? Niçin Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kendi heva ve heveslerine göre tevil ediyorlar? Niçin? Çünkü onlar sözde Müslümanlar. Onlar marka Müslümanlarlar. Onlar sadece milletin olduğu yerde İslam'la alakalarını izhar ederler. Kap kapandığı zaman o zaman onların İslam'la bütün alakaları onun üzerinden para kazanmaktır. Kur'an Müslümanıyız der. Kur'an-ı bütün alakası onun üzerinden ekranlara çıkıp orada şöhret kazanabilmek. O halde yaşasın o zalimler için cehennem. Onlar cehennemin kütüğü olacaklar, odunu olacaklar, yakıtı olacaklar. Allah Teala'nın adaleti, adaleti ilahi işte ahirette böyle tecelli edecek. Yani bizim sormadığımız, soramadığımız hesabı Allah mutlaka soracak kardeşim. Cinler de bunu itiraf ediyorlar. Bizim içimizden böyle kafirler var. Onların akıbeti böyle olacak sizin içinizden de var onların ahireti de akıbeti de böyle olacak peki Allah Teala cinlerin bu ifadelerinden hareketle yeryüzüne insanlara nankör olanlara dönüyor ve buyuruyor ki ve ellev istekamu ala tarikati le eskaynahum ma en gadaka ve ellev eğer o insanlar istikamet üzere olsalardı ne demekti istikamet el kararu vadeli karar. Yani bir defa la ilahe illallah diyorsunuz, ondan sonra dönmüyorsunuz. Yukarıda cinlerin, iman edenlerin istikametinden bahsetti. Onlar ayrıldılar. Dediler ki ve enna minnel muslimune ve minnel kasidun. Artık biz iki grubuz. Bir tarafta kafirler, bir tarafta Müslüman cinler var. Neden bunu söylüyorlar? İstikamet hali üzere olmak bunu gerektirir. Yani bir defa Kur'an-ı Kerim'e teslim olduysanız, amen nabih dediyseniz ona iman ettik. O halde kafir olanlarla birlikte olamazsınız. Onların istikametine bu imanları işaret ediyor. İnsanları da Allah Teala istikamete davet ediyor. Ve ellevi istakamu alat tarikat. O İslam tarika İslam üzerinde istikamet üzere olsalardı. Yani la ilahe illallah dedikten sonra ona sadakat gösterselerdi le eskaynahum ma en gadaka. O zaman gadaka kesiran. Çok bol onlara yağmuru, suyu indirirdik, sulardık onları. Mekke'de kuraklık var. Onlar daralıyorlar. Allah Teala eğer siz istikamet üzere olsaydınız İbrahim'in İsmail aleyhisselam Onların yoluna dönseydiniz Allah Teala size verirdi. Peki diyeceksiniz ki yani böyle mi olur? Evet böyle olur. Devleti Aliye'de bir ittiba vardı. Allah Teala onlara dünyanın zenginliğini ihsan etti. Selçuklular'da ittiba vardı. Zenginliği ihsan etti. Abbasiler'de daha önce Emeviler'de ve Hazreti Ömer sahabe zamanına, ülefa Raşidin dönemine gidin. Bütün bu dönemlerde İttibaya Kur'an-ı Kerim'e teslimiyete nispetle Allah Teala dünya malını ihsan etmiştir. Fakat savrulma, Kur'an-ı Kerim'den efendimiz Aleyhisselam'ın yolundan uzaklaşma olunca ümmetin perişanlığı zahir olmuştur, ortaya çıkmıştır. Peki kafirler açısından baktığınız zaman evet onlar da öyleydiler. açtılar, sefildiler. Onlar kilisenin yalanlarına bağlanmışlardı, teslim olmuşlardı, kaldırımlarda sürünüyorlardı. Açtılar, aç olduğundan coğrafi keşifler dediler, Afrika'nın dışına gemileri yaptılar, öyle açıldılar, aç olduklarından. Avrupa onların karnını o zaman doyurmuyordu, o haldeydiler. Peki, şimdi onlarda bir... Maddi anlamda zenginlik görebilirsiniz fakat ve men an zikri fe inne lehu zanka yani yüreklerinde bir darlık var. Adam evin içinde daralıyor. Adam sarayda, adam villada daralıyor. Yatta daralıyor, uçakta daralıyor. Erkek kadınla evleniyordu, artık erkek erkekle evleniyor. Kadın kadınla evleniyor. Onunla tatmin olmuyor. Köpekle evleniyor. Apartmanlara girdiğiniz zaman Batı'da köpek kokuları var. Aynı o köpekleşme sendromu şimdi alem-i İslam'da da var. Köpekle beraber yaşama, köpekleşme sendromu. Nerede köpek var? İşte evinde, odasında, yatağında, her yerde onunla beraber. Neden böyle? Daralıyor çünkü. İmansız yüreklerde darlık olacak. Madde planda bir zenginlik var. Ama ruh planda daralıyorlar. Her gün şu kadar insan intihar ediyor, söylemiyorlar. Çünkü söylerlerse o daralanlar çözümün intihardan başka bir şey olmadığını anlayacaklar. Onlar da intihar edecekler. Habere pro, haber programlarına yansıyanların çok daha üzerinde, çok daha ötesinde bir intihar hadisesi batıda var. Çökmüştür, bitmiştir. Fakat bu ümmet eğer kuran Hakime, Sünnet-i Seniye dönerse Allah Teala ruh planında Onlara sekinet geleceği gibi madde planla da büyük zenginliğe kavuşacaklar.